Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, bu sabah Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasibimize düşen Bakara Suresinin 62 ve 69. ayet-i kerimeleri arasını şöyle bir hatırlayalım. Bu sayfamızda Rabbimiz bize hangi bilgileri vurucu olarak veriyor? Bunun üzerine inşallah biraz duralım. Almamız gereken mesaj nedir? Bunlar üzerine biraz duralım nasip olursa. Mevlamız buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, iman edenler, efendim Yahudilerden, Hristiyanlardan veya Sabiilerden hangi inanç grubundan olursa olsun, Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, salih amel işleyen kimseler için Rableri katında bir mükafat, karşılık vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Ey İsrailoğulları, hatırlayın, biz bir zaman sizden söz almıştık. Tur Dağı'nı da tepenize böyle çıkarmıştık, yükseltmiştik ve size vermiş olduğumuz bu vahyi güçlü bir şekilde tutun, bunu yerine getirin. Efendim, onu, Cenab-ı Hakk'ı, o vahyi zikredin, onu hatırlayın, bu şekilde takva zırhına bürünün demiştik. Sonra sizler bundan sonra yüz çevirdiniz. Allah-u Teala'nın size fazlı, keremi, ikramı, rahmeti olmasaydı muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Evet, onlar değerli kardeşlerim aslında Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını biliyorlardı. Cenab-ı Hak da onlara bir cumartesi günü yasağı getirmişti. Avlanmak diğer günler serbest, cumartesi günü yasak. Ama ilahi hikmet, işte balık tutacaksa denizden, o tutacakları balıklar cumartesi günleri daha fazla çıkıyordu. İşte imtihanın hikmeti bu yani. Bu yasağa uymamanız, haddi aşmanız dolayısıyla Cenab-ı Hak size aşağılık maymunlar olun dedi. Allah-u Teala onları maymuna çevirdi. Allah muhafaza eylesin. Ve onları bir ibret, kendilerinden sonra gelenler ve o dönemde yaşayanlar için, takva sahipleri için bir öğüt, bir ibret kıldı Cenab-ı Hak. Musa aleyhisselam kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah-u Teala sizden bir sığır kesmenizi istiyor. Onlara dediler ki, ey Musa, sen bizimle alay mı ediyorsun? Musa aleyhisselam da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Şimdi bu sefer de anladılar, iş biraz ciddi, işi biraz böyle geçiştirmek veya işi tabiri caizse zora sokmak, çıkmaza sokmak için dediler ki, Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize bir açıklasın dediler. Musa aleyhisselam da, o bir sırdır ki ne çok yaşlıdır ne de gençtir. Bu ikisi arasındadır. Allah-u Teala'nın emrettiği, emredildiğiniz şeyi hakkıyla yerine getirin. Yine onlar Rabbine dua et de o sığırın rengi neymiş, onu bize bir açıklasın dediler. Musa aleyhisselam da sabırla, kararlılıkla onun rengi bakanlara huzur veren, efendim, parlak bir sarı renktir buyurdular. Şimdi bu sayfada değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Allah'ın emirlerini, yani sorgulamak, ona iman etmek yerine sorgulamayı tercih eden, işi yerine getirmek, amel etmek yerine, yani soralım işleri daha da zora sokalım diye uğraşan İsrailoğullarını Yüce Rabbimiz burada azarlıyor. Yani önemli olan bir mümin ve Müslüman açısından Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmaktır. Önce teslim olacağız, onu yerine getireceğiz. Bu emirlerin, yasakların hikmetleri varsa, farklı efendim bize kazandırdığı şeyler varsa, bizi tehlikeye düşmekten alıkoyduğu yönler varsa onlar sonraki meselede. Önce iman edeceğiz, emre itaat göstereceğiz. Ondan sonra emirlerin hikmetlerini veya bize faydası, zararı olan şeyler varsa onları anlayabiliriz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, sizden öncekiler
peygamberleriyle münakaşa etmeleri ve çok soru sormaları sebebiyle helak oldular. Çok soru sormaları ve peygamberleriyle münakaşa etmeleri. Mümin ve Müslümanlar olarak bunu yapmamamız gerekiyor. Bu sayfanın bize verdiği mesaj da şu değerli kardeşlerim, net olarak Allah'tan geldiği kesin olan emirlere itaat etmek esastır mümin açısından. Bunun dışında değerli kardeşlerim, emirler mesela biraz şöyle günce bir şu koronavirüs gibi veya yaygın salgın hastalıklar üzerinden meseleyi izah etmeye çalışalım. Yüce Rabbimiz yenilmesi veya yenilmemesi gereken şeyler neyse bunları Kur'an-ı Kerim'de bize açıklıyor. Helal olan, temiz olan şeyleri yiyin. İşte domuzdur, efendim kandır, haram olan, yenilmesi haram olan şeyler neyse bunları da Rabbimiz bize açıklıyorlar. Şimdi bakıyoruz, efendim akrebine kadar, yılanına kadar, affedersiniz maymununa, yarasasına kadar insanlar yenilmesi haram olan şeyleri yiyerek maalesef bütün insanlığın başına sıkıntı olan bir hastalığı hem kendileri hem de bütün dünyaya yayılmasına sebep oldular. Peki işte ya niye Cenab-ı Hak domuzu yaratmış da bunu aynı zamanda haram kılmış? İşte bunun için Cenab-ı Hak haram kılmış. Hem dünyamız hem ahiretimiz berbat olmasın. Böyle hastalıklar, affedersiniz pisliklerden uzak bir hayat yaşayalım diye Rabbimiz bize helalleri, haramları açık bir şekilde emir buyurmuşlar. Bu İsrailoğullarının üzerinde Kur'an-ı Kerim'de çokça durulmasındaki hikmetlerden birisi de bu işte kardeşim. Onlar hala günümüzde de peygamberler ile gelen vahiy ile mücadele etmeye devam ediyorlar. Ve onlara daha önceki sayfada Rabbimiz bir miskinlik damgasının, bir aşağılık damgasının vurulduğundan bahsetmişlerdi. Hala o miskinlik, hala o korkaklık, pısırıklık ve ilahi emirler karşısında işte aklımız almıyor. Yani bunu yapmasak ne olur? Nefsimizin işine gelmiyor. Veya dünyevi kazançlarımız, işte cumartesi yasağından bahsettik ya, dünyevi kazançlarımız daha fazla olacak. O zaman biz emirlere değil de nefsimizin işine geldiği şekilde veya dünyevi kazançlarımızın işine geldiği şekilde hareket edelim. Bunu bir karakter haline getirmiş Beni İsrail'i iyi tanımamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Onların düştüğü hatalara, peygamberler ile cedelleşmeye, vahiy ile kavga etmeye değil, vahye teslim olmaya, peygamberlerin gösterdiği yola, ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olma şerefine nail olan müminler, Müslümanlar olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı anlayabilmek için onun getirdiği emir ve yasaklara teslim olarak hayatımızı şekillendirmeliyiz. Mevlamız değerli kardeşim, şu sabahın seher vaktinde yapacağımız şu duamızla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevlamız hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Rabbimiz her türlü semavi ve arazi felaketlerden ümmet-i Muhammed'i, bizleri, ehlimizi, ehli beytimizi muhafaza eylesin inşallah. Rabbimiz nefislerimize, şeytanlara, dünya hesaplarına ve şeytanlaşmış insanlara fırsat vermesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana. Bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.